Ekranlarını yenilen izleyenlerimiz için bir kez daha günaydınlar diliyoruz. Saatlerimiz 9.01'i gösteriyor. Sabah haberin ardından program bölümümüzde yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, bugünkü konuğumuz Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu olacak. Pek çok konuyu konuşacağız bugün kendisiyle. Özellikle de geçtiğimiz cumartesi yapılan Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı çerçevesinde büyük görkemli bir tören düzenlendi. Bu törende gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önemli mesajlar vermişti. Yine hem Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den üst düzey katılım gerçekleştirdiğini her fırsatta vurguluyoruz. Bu konuyu bugün masaya yatıracağız. Ne tür mesajlar verildi ve dünya bu mesajları nasıl algıladı? Hemen ardından bu akşam Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bir lansman var. Önemli bir lansman. Bu lansmanla ilgili bilgileri alacağız. Yine yaz dönemindeyiz. Turizm sektörüyle ilgili de bazı değerlendirmeler alacağız. Günaydınlar diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi cumartesi görkemli bir tören düzenlendi. Biliyorsunuz 50. yıl harekatın 50. yılı dolayısıyla önemli mesajlar da verildi, konuşmalar yapıldı. Büyük bir geçit töreni yapıldı diyebiliriz aslında. Orada verilen mesajlar neydi diye sorarak başlayalım ve dünya bu mesajları nasıl algıladı sizce? Evet, tabii ki 50. yılı kutluyorduk. 50. yılı kutlarken 20 Temmuz'da bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri, bütün siyasi partilerinin tıpkı 50 yıl önce 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda olduğu gibi bütün ana vatandaki kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olmasıyla ilgili bugün yaşadığımız bu ortamı bize bahşetmeleriyle ilgili o gün göstermiş olduklarını zaten 18'indeki mecliste tezkerenin oylanmasında oy birliğiyle tezkerenin onaylanması ve onun akabinde 20 Temmuz Cumartesi günü sizin de söylediğiniz gibi hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50. yılı kutlamamızda birlik beraberlik içerisinde olmaları, akabinde resmi geçit töreni ve akabinde Girne'deki yapılan 50. yıla istinad eden 50 tane geminin ve oradaki uçakların farklı farklı şekildeki uçakların gösterileri Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında birlik beraberlik içerisinde olduğumuzun bir göstergesidir. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanlarımız ciddi mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar gerek taşınmaz mal komisyonuyla ilgili gerekse öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin Türkiye'deki eğitim sırası içerisindeki ücretlendirmenin oradaki yaşayan kardeşlerimize uygulanan bir ücretlendirmeye aynı eşit şekilde olacağının mesajını vermesi, Azerbaycan'ın yine farklı şekildeki vermiş oldukları mesajlar ve o gün yine Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında Azerbaycan'daki vekil arkadaşlarımızın ve oradaki kardeşlerimizin de bizim bu günümüzü kutlamamızda bizimle beraber olmaları oldukça önemli. Ben tümüne çok teşekkür ederim. 50 yıl önce de gösterdikleri o günkü Mutlu Barış Harekatı ile ilgili de bugün 50. yılı kutlarken de birlik beraberlik içerisinde olduğumuzun göstergesi apayrı bir önem taşır. Bizim için çok önemlidir. Bundan dolayı ben çok teşekkür ederim tabii ki herkese o gün bizlerle burada olduğundan dolayı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz ve sadece bunları her yıl böyle anarak, kutlayarak devam ederiz. Evet, bu tezkere ile ilgili bir soru daha sormak istiyorum. 18 Temmuz'da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla geçen evet. bir karar oldu. Peki bizim meclisimizde de böyle bir karar alınması, böyle bir tezkerenin geçmesi gündemde mi yoksa? Yani şu anda tabii ki meclis tatilde ama öyle bir olayın alınması ve vekillere bu duyurunun yapılması, olağanüstü meclisin toplanması söz konusu. Yeter ki öyle bir tezkerenin oylanmasına ihtiyaç duyulduğu takdirde böyle bir çağrı yapıldığında emin olun herkes yine oy birliğiyle o gün yine mecliste olur ve o tezkerenin tıpkı 18'inde Türkiye'de oy birliğiyle oylamaya girdiğinde oy birliği alması bizde de yapılacak olan bir çağrı sonrasında da yine oy birliğiyle buradan da oylanır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu akşam yapılacak olan önemli bir lansman var. Bugün bültenimize de izleyenlerimiz için aktardık, yineleyelim. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha çok turist çekmek amacıyla bir tanıtım kampanyası yapılacak. Bu kampanya ile ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Evet, şimdi
Yani tabii ki turizm bacağı altındaki yapmış olduğumuz çalışmalarda elbette ada Kıbrıs başlığı altında yola çıktık. 8-9 aydır çalışıyor arkadaşlarımız bu konularla ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de bizlerle beraber. Hatta bugün Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı da Gökhan kardeşim de burada olacak, bizlerle olacak. Buradaki ada Kıbrıs'taki esas olayımız anavatan Türkiye'deki her köşeye bunun duyurulmasıdır, bilinmesidir. Belki bugün farklı bir teknolojiyle bunları yapmaya çalışıyoruz. Çok daha maliyeti düşük bir şekilde ve çok daha geniş kapsama hitap edecek şekilde bu etkinliği, bu tanıtımı yapıyoruz. Ben şöyle bir örnek vereyim. 2016 yılında Türkiye'den gelen turist sayısının artmasıyla ilgili neler yapabiliriz diye yola çıktığımızda o gün hiç unutmuyorum. Tabii ki o günün koşullarında, o günün teknolojisiyle farklı illerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezerek, orada etkinlik yaparak, oradaki yerel televizyonlara çıkıp anlatarak kendimizi tanıtmaya çalıştık. Ve bu bayağı bir devam etti. 2016, 2017, 2018, 2019 yılında farklı illerdeki tanıtımlarımız devam etti. Kaç kişiye ulaşabildik o şekilde? O ayrı bir olay. Ama şu anda bir de maliyetleri çok yüksek olur tabii ki o şekildeki tanıtımın. Ama şu anda maliyeti çok daha düşük. İnanamayacağınız miktarda düşük. Cüzi bir miktar harcayarak. Ama bugün yapmış olduğumuz bu çalışma, bu fenomenlerle yapmış olduğumuz girişim, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler, gerekse bizim Kıbrıs'taki çocuklarımız, kardeşlerimizle birlikte ortaklaşa yapılan bu hareket ve bu Kıbrıs'taki yapılan çekim, Kıbrıs'tan ilgili duyurulara dünkü sohbetimizde sadece milyonlara ulaşıldığını görebiliyoruz. Bu da yaptığımız hareketin doğru olduğunu, belki 8-9 aydır bu konu üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim bu çalışmalarından dolayı, ama en azından bu çalışmalarımızın sonucunu alabileceğimizi görebiliyoruz. Ve ulaşılan sayıyı da tabii ki orada görme şansımız var. Dolayısıyla bu yapılan hareketin doğru olduğunu ve ada Kıbrıs'ın bu akşam yapılacak olan dansmanı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesidir esas istediğimiz ve hedefimiz. Düşünün, aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini paylaştığımız bir adadan bahsediyoruz. Farklı adalara gidileceğine, farklı ülkelere gidileceğine, kendi adalarına, aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini paylaştığımız kendi adalarına gelmesidir bütün çağrımız. Az önce bir az önce bir konuyu konuştuk. 20 Temmuz konusunu konuştuk. Evet. İşte 20 Temmuz'da 50 yıl önce canımızı vererek bugünü bahşetmeleri, şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi de şükranlarımı sunuyorum. İşte o canımızı verdiğimiz adayadır esas gelinmesini istediğimiz ve yapmış olduğumuz bu çalışmalar. Evet. Çağrımız esasında bizim budur. Tabii ki bu sadece ada Kıbrıs başlığı altında. Onun dışında yine yapmış olduğumuz hareketlerde ve tanıtımlarda İngiltere ile ilgili, Rusya ile ilgili, Almanya ile ve başka ülkelerinden ilgili de bu televizyon reklamları veya bu oranın fenomenleriyle ilgili veya bizim fenomenlerin oradaki fenomenlerle yapılacak olan işbirliği ve tanıtımlar sonrasında hem o gençlerimizin tanıtımları hem oradaki televizyonlardaki yapılacak olan Kuzey Kıbrıs'tan ilgili görsellerin yayınlanması elbette ki bizim burada arzu ettiğimiz turizmin daha da ileriye taşınmasıdır. Bunlar yapıldıktan sonra ciddi bir gelişme söz konusu oldu mu? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Biz bunu daha önceden yaptık. Sadece televizyonlarla görsellerimizin onları yaptık. Ve bunu yaptıktan sonra da ciddi bir hareketin olduğunu da gözlemledik. Bunu zaten hem biz gözümüzle görebiliyoruz. Bir de acentelerimiz tabii ki bize bunları aktarıyor. Bunları yapmak lazım. Niye yapmak lazım? Bakın, bir yıl oldu yeni havalimanının açılması.
ve bize yakışır bir havalimanı. Eksiği vardı, fazlası vardı, onları tartışmıyorum. Netice itibariyle bu havalimanı geç daha olsa bir şekilde yapıldı. Bu havalimanının doluluk oranının aynı şekilde dolu bir şekilde çalışabilmesiyle ilgili, ki şu anda havalimanına baktığımızda havalimanı belki daha yarı kapasitede çalışıyor. Havalimanının doluluğunu artırmamız için eğer uğraşıyorsak, uçak sayısının artırılması, sefer sayılarının artırılmasıyla ilgili uğraş veriyoruz. Bugün belki sefer sayılarında bir artış oldu. Bugün belki ilave seferler konurken bizim talep ettiğimiz geniş gövdeli uçaklar dediğimiz uçakların konması, ki cuma pazar demiştik biz. Cuma pazar o kalabalığın bir belini kıralım dedik. Her gün geniş gövdeli uçaklar tabii ki kondu. Bugün belki farklı bir havayolu şirketi de var olan şirketlerin dışına farklı bir havayolu şirketi de başladı. Ya da farklı havayolu şirketlerinin de başlaması için uğraş veriyoruz. Bunun da son aşamasına geldik. Herhalde yakında bunu da tam netleştirdiğimizde onu da paylaşacağız tabii ki halkımızla. Ama yeni havayolu şirketi devreye girmiş olsa bile, ilave seferleri biz yaratmış olsak bile, geniş gövdeli uçakları koymuş olsak bile, uçak bilet fiyatlarındaki beklediğimiz düşüş o günlerde oldu, doğru. Fakat bugün yine bir yükselme oldu. Niye? Evet. Çünkü sayı arttı. Uçaklar yine dolu geliyor. Yani %40 bir artış söz konusu şu anda. %40 artışı tabii ki biz o artışın olmasıydı zaten istediğimiz, ama o artış da olurken uçak bilet fiyatlarının da dengeli olması için uğraş verdik. Dengeli olması için uğraş verdik ama belki onu tam daha dengeleyemedik. Daha dün akşam yeni devreye giren uçak şirketiyle bir telefon görüşmem oldu. Nasıl artırabiliriz veya Türkiye'nin farklı illerine nasıl bunları, bu bağlantıları kurabiliriz veya Antalya Londra bacağını nasıl daha fazla genişletebiliriz, bunları da dün akşam telefonu yiyen en azından görüşme şansım oldu. Ama tabii ki uçak sayılarını artırıyoruz ama gelen turist sayısında da veya gelen yolcu sayısında da ciddi sayıda bir artış var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bunları da yaparken bu sefer tabii ki konaklama tesislerimize de bakmamız lazım. Bugün kayıtlı yatak sayısına baktığınızda, ben rakamları yuvarlak konuşayım, 30 bin civarında yatak sayımız var kayıtlı. Ama onun dışında daha yatak sayısının olması ve daha otel sayısının artması ile ilgili çalışmalarımız var. Otel sayısının artması ile ilgili tabii ki geçmişten verilen araziler var. Geçmişten alınan bu arazilerin üzerine inşaatların yapılmaması ile ilgili biz Turizm Bakanlığı olarak veya ilgili ortak bakanlık olarak, Tarım Bakanlığı olarak, çünkü bazı arazilerin orman arazisi veya Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ya da İçişleri Bakanlığı neyse, bütün bu bakanlıklarla ortak hareket ederek bu arkadaşlarımızın bu araziler üzerine bu inşaatların yapılmasıyla ilgili bir ihbar göndermemiz sonrasında şu anda baktığımızda artık yeni otellerin de inşaatların başladığını görebiliyoruz. Önümüzdeki yıl 2-3 tane daha otelin devreye gireceğini zaten biliyoruz. En azından çok hızlı bir şekilde önümüzdeki yıl Girne bölgesinde 2 tane otelin hızlı bir şekilde devreye girebileceğini, en azından 3-4 bin kişi yatak sayısında da artması söz konusu. Ama buradaki hedefimiz 5 yıl içerisinde yatak sayısının, en azından şu andaki 30 bin dediğimiz sayının bir o kadar daha artmasıyla ilgilidir ortaya koymuş olduğumuz hedef. Tabii ki bunun yanında sadece yatak sayısı dediğimiz ve kayıtlı, az önce de bahsettiğimiz 30 bin civarında yataktan bahsettik, ama onun yanında bir de çok hızlı bir şekilde gelişen inşaat sektörü vardır.
O inşaat sektörünün içerisindeki satılan dairelerin Airbnb yasası, Airbnb kapsamı altındaki bir kiralama söz konusu. Bunun şu anda bir çalışmasını yaptık. Meclisin açıldığı ilk günlerde artık bu Airbnb yasasının da geçmesini sağlayacağız. Airbnb yasası da geçtikten sonra artık nedir esasında burada bugüne kadar kaybettiğimiz ya da bugünden sonra kazanacağımız? Bugüne kadar kaybettiğimiz sadece bu Airbnb yasası kapsamı altında artık konsola girdikten sonra en azından yasağın ne kadar olduğunu, gelen orada konaklayan sayının kaç kişi olduğunu resmi olarak bileceğiz. Kaybettiğimiz bir de ne var? Evinizi siz kiraladığınızda maliyenin alması gereken vergi neyse onun almadığını görebiliyoruz. Biz belki bugüne kadar bunları yapmadık, yapmamız gerekirdi ama biz bugün bunları hazırladık. Ve meclisin açıldığı ilk günlerde artık Airbnb yasası da gündeme geçtiğinde neyi kazanacağız? Artık ülkeye gelen turist sayısının net olarak kaç kişi olduğunu görebileceğiz. Siz kendi evinizi kiralarken en azından karşı tarafa Turizm Bakanlığı kontrolünde olduğunu söyleyebileceksiniz. Bir güvence vereceksiniz. Tabii ki maliye bu sefer kiralayanın üzerinden alacağı vergisini almış olacak. Ama bugüne kadar da siz evinizi kiraladığınızda bir tek maliyenin almadığını, bizim de Turizm Bakanlığı olarak giren yolcu sayısının kaç kişi olduğunu tam tespit edemedik ama en azından siz bana evinizi kiraladığınızda ben buraya geldiğimde ilk başta bir araba kiralarım. Eğer evde kalacaksam dışarıdan alışveriş yapar, evimde yemeğimi yaparım. Hayır, evimde ben yemek yapmayacaksam o zaman sabah kahvaltımı da, öğlen yemeğimi de, akşam yemeğimi de, eğlencemi de tamamen dışarıda karşılamış olurum. Bunlar yaşandı. Ama bugün bunun hesabını biz yapabiliyoruz. Şöyle, Müteahhitler Birliği ile yapmış olduğumuz sohbetimizde aşağı yukarı nedir bu Airbnb yasasını biz geçirdiğimizde bugün ve tümünün de kayıt altına alındığında aşağı yukarı yatak sayımız nedir diye sorduğumuzda 50 bin civarında olduğundan bahsedildi. 50 bin civarındaki bir yatağın varoluşundan bahsedildiğinde tabii ki biz bunu görebiliyoruz. Nereden görebiliyoruz? Bir defa otellerde konaklayanın girdisini çıktısını kontrol etme şansımız var. Gelen turist sayısını görebiliyoruz. Kara sınır kapılarından giren turist sayısını da görebiliyoruz. Tabii ki kara sınır kapılarından tümünü görebiliyoruz ama oradaki ayrımı da yapabiliyoruz. Gelen güneyde yaşayan Rumların geldiğini çıkardığınızda, günübirlik gelenleri çıkardığınızda turist sayısını da ortaya çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki burada ev almış, burada yaşayan, dolayısıyla güneyden gelip kara sınır kapılarını kullananlar falan, tüm onları görebiliyorsunuz. Ve bizim yapmış olduğumuz hesapta 2 milyon civarında eğer bizim hava ve deniz kapılarından, limanlarından 2 milyon civarında turistimiz geldiyse 2 milyon 300 bin, 2,5 milyon arası bir turist kara sınır kapılarından geldiğini görüyoruz. Yani bu neyi gösteriyor? 2 milyon civarında bizim kuzeye gelenler ve kara sınır kapılarından da gelenlere baktığımızda 4 milyonun üzerindeki bir sayının 30 bin kayıtlı yatağımıza baktığımızda ve bunun muhasebesini yaptığımızda tabii ki hesap tutmuyor. Ama 50 bin yatağı da koyduğunuz zaman o zaman hesap tutuyor ve 50 bin yatağın da olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Müteahhitler Birliği'nde yapmış olduğumuz sohbetteki hesaplamalarımızla birebir de örtüştüğünü de görebildik. Evet. Onun için, ama yine de hiç önemli değil. Biz bir taraftan uçak seferlerinin ya da yeni uçak şirketlerini artırmaya çalışırken tabii ki esas hedefimiz uçak bilet fiyatlarını düşürmek. Bunun yanında da yeni otellerin açılmasıyla ilgili hem mevcut verilen arazilerin üzerinde inşaatların yapılması, bir de yeni arazilerin tespit edilip yeni şirketlerin gelip burada otel sayısının veya yatak sayısının artırılmasıyla ilgili de girişimlerimizi başlattık. Dün yine tabii ki
İçişleri Bakanımızla oturduk, görüştük. Ve bu yeni yatak sayısının artırılmasıyla ilgili otel aracılarının belirlenmesi, sağlık turizmin ülkede hızlı bir şekilde gelişmesiyle ilgili, sağlık turizmin var olmasıyla ilgili arazilerin belirlenmesiyle ilgili de çalışmalarımızı başlattık. O ne kadar artık hızlı hareket edilirse biz de o derece hızlı hareket edip bunların hayata geçmesine olanak vermek istiyoruz. Peki bu yasa ne zaman geçer? Öngörünüz nedir? Otelciler Birliği'nin de yine bu Airbnb konusunda vergi yasasının birlikte geçmesi çalışıyoruz için zaten. Evet. Öngörünüz nedir? Meclis açıldıktan sonra kısa bir zamanda geçer mi bu yasa? Şu anda hazır. Şu anda bu meclisin tasarı olduğu günlerde, dönemlerde biz Bakanlar Kurulu ile onu meclise sevk edeceğiz. Meclise sevk ettiğimizde artık meclis açıldığında bir öncelik tanınmasını isteyeceğiz ki o hızlı bir şekilde geçsin. Evet. Biz hazırlığımızı yaptık. Hazırlığımızı yaparken dediğim gibi hem Müteahhitler Birliği ile bütün paydaşlarımızla, Oteciler Birliği ve bütün paydaşlarımızla bu çalışmaları yaptık. Ben bundan dolayı da çok teşekkür ederim bu çalışmamızda katkı koyan herkese. Bir de şöyle bir sorum olacak benim. Restorancıların, otellerin her şey dahil sistemine yönelik bazı şikayetleri oluyor. Bu konuda bir şeyler yapılabilir mi, neler yapılabilir diye soralım. Restoranların her şey dahil olayıyla ilgili şikayetleri değil, biz geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Bugün buradan çıktıktan sonra bakanlıkta yine biz toplantımıza devam edeceğiz. Saat 10 itibariyle neydi yaptığımız? Genel anlamda bir şikayet var. Genel anlamdaki şikayeti biz göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Nedir bu yaptığımız? Bir defa kısa aylar önce hemen güney ile kuzeyi kıyasladığımızda kuzeyin daha uygun olduğuydu ortada. Bugüne baktığımızda güneyin daha uygun olduğu ortaya çıkıyor. Burada bizim yapmaya başladığımız girdileri nasıl düşünebiliriz? Ve bu girdileri nasıl düşünebiliriz diye yola çıktığımızda hemen hızlı bir şekilde esnaflarla ve esnafların temsilcileriyle bir araya geldik. Kooperatiflerle bir araya geldik. Ve örnek olarak hemen Lefke bölgesindeki 4K kadınların oluşturduğu kooperatifi aldık ve oradaki yetkilileriyle birlikte 3-5 kez görüşmemiz oldu. Bugün yine bir görüşmemiz olacak. Amacımız ne burada? Bu mevcut kooperatifler ya da yaratılacak kooperatifler ya da bunların ortak bir konsensus sağlayıp ortaklaşa yeni bir kooperatif mi kurarlar onu bilemiyorum. Ama bu hareketin doğuracağı ada genelinde herkes ne üretirse üretsin, bu bilinmelidir ki kim ne üretirse üretsin tüketecek bir turizm sektörü var. Bizim hepimiz üretici olsak yetmiyoruz turizmdeki tüketime. Bunu biliyoruz. Peki niye bu şekilde oluyor? Hemen iki hafta önceki toplantımızda bir üretici arkadaşımızın bize söylediği, ben domatesi 18 TL'ye satıyorum. Örnek verdi. Belki rakamlar da doğru değil ya da yanlışlık da var rakamlarda, tam şey değil ama yine de örnek olsun diye söylüyorum. Ben domatesi 18 TL'ye verdim. Ama domates diyor size diyor otele gelene kadar ya da size restoranta gelene kadar 40 TL'ye geldi. Bu sefer hemen bu kooperatifle ilgili olan arkadaşlarımız hemen devreye girdi ve dedi ki biz eğer kooperatifleşeceksek ya da mevcut kooperatifler üzerinden bunu yapacaksak, hep beraber, birlik beraberlik içerisinde olacaksak, o zaman 18 TL'ye sizin sattığınız domatesi biz de 19 ya da 20 TL'ye satmamız söz konusu. Yani 1 TL 2 TL kilosunda. Ve örnek de verdi oradaki bayan arkadaş, çok teşekkür ederim ben ona. Yani dedi ki ya kaç kilo domates satacağız? 1000 kilo satsak 2 TL'den 2000 TL sadece domatesden
Biz diyoruz ki ne üretirsek, hatta bir örnek verildi. Dedi ki köydeki bir kadınımız evine katkı sağlamak için 5-10 tane tavuk besler, evinin yumurtasını gidermek için uğraş veriyorsa, 5-10 tane tavuk beslerken 30-40-50 tane tavuk beslesin, ona baksın, evinin ihtiyacını ayırsın ama belki 2 düzine, 3 düzine yumurta çıkaracak günde onu alacağız biz oradan ve otellere vereceğiz. Ve onu alırken o insan da, o kadınımız da evine daha fazla bir girdi sağlamış olacak evinde otururken. Bu ve bunun gibi birçok örnekler verdi arkadaşlarım. Çünkü işin içinde olan arkadaşlarımızdır. Biz sadece bir araya getirdik. Biz de sileyken esasında sile olduk bunların bir araya gelmesine. Bunların başını çekiyoruz ama işin içine girdiğinizde ve bu arkadaşların yaptığı sohbetleri gördüğünüz zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Ki heyecanlı heyecanlı işte. Dün arıyorlar, diyorlar ki yarın sabah 9'da bakanlıktayız. Bakanlıktaki aşağıdaki büyük salonda toplantımızı yapalım. Dedim ki benim televizyon programım var. Onda gelin, onda buluşalım. Şimdi saat 10'da bu arkadaşlar orada bu heyecanlarını paylaşıyorlar. Tamam, onların heyecanları güzel. Yapmayı planladıkları güzel. Her şey iyi, güzel. Maliyetleri düşürmek için uğraş veriyorlar. O da iyi, güzel. Tüketecek yerimiz de var. Tamam, o da iyi, güzel. Fakat bizim burada da söylediğimiz, iyi güzel biz bunları yapıyoruz. Yapmaya da başladık. Ama biz bunları yaparken de girdileri düşürdüğümüzde siz oteller ya da siz restoranlar aynı derecede, aynı değerde düşürmeniz lazım fiyatlarınızı. Ve bir örnek verildi. İşte Güzel Yurda geçen hafta yapmış olduğumuz bir ziyarette arkadaşlar işte öğlenleyin bir yere gidelim dedik. Gittik hemen Güzel Yurt'taki bir yere. Bir baktık, aldık elimize. Ben hemen menüyü açtım, baktım menünün orta sayfası geldi rasyele. Karışık tavuk. Bir baktım rakama 240 TL. Allah Allah, şaşırdım, dedim doğru mu bu rakam? Ya Allah için olsun. Güzel Yurt'ta karışık tavuk 240 TL. Lefkoşa'ya gelene kadar bilmiyorum 500-600 TL olur mu? Bunu da denetlemek lazım. Bunu da denetlemek lazım. Ama denetlemenin ötesinde herkes kendisini sorumlu hissedip bu yapılan uğraşların sonuç vermesiyle ilgili el birliğiyle yapmamız gerekir. Ben uğraşacağım. Bu rakamları sana düşüreceğim. Ben bu rakamları düşürürken senin daha fazla para kazanmak değildir benim maksadım, diyor arkadaşlarım. Ben bu uğraşımı verirken seninle aynı şekilde uğraş verip rakamları düşürüp sürümünün artması, çekim noktası oluşmamız, kısa aylar önceki değerlendirme neyse oraya geri dönmemizdir esas. Bu arkadaşlarımızın da istediği bu, söylediği bu, endişeleri de bu. Biz uğraşacağız, yapacağız ama biz bunları yaparken, biz neredeyse para kazanmadan bu aracılığı yaparken en azından bu restoranlarımız ve otellerimiz de aynı derecede fiyatlarında bir indirim yapmaları, onlar da fiyatlarını bir gözden geçirmeleridir istediğimiz. Arkadaşlarımızın da talebi bu. Taleplerinde de haklılıkları var mı? Evet, var. Çünkü onlar da bu memleket için uğraşıyorlar. Onlar da bu üreticiler için uğraşıyorlar. Ama bu memleket için, bu üreticiler için uğraşırken, gece gündüz ve bu yaz sıcaklarında da uğraşırken, en azından bu arkadaşlarımızın da bu uğraşlarını göz ardı etmememiz gerekir. Biz de aynı şekilde restoran sahibi işletmecileri veya neyse adı, onlar da aynı şekilde bu arkadaşlarımızın yapmış oldukları bu hizmetleri göz ardı etmeden onlar da aynı şekilde değer vermeleri gerekir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer konuya geçelim. Süremiz çünkü kısıtlı. Son günlerde basında genişçe yer bulan bir haber var. Öne çıkan başlık da şu şekilde. Direkt başlığı da söyleyelim. Sahiller günde 2 kez temizleniyor. Görüntü yine değişmiyor başlığında bir haber. Biliyoruz Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu duyarlı gençlerden oluşan günde 2 kez yapılan sahillere bir temizlik söz konusu. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Çalışmaları değerlendirmenizi isteyeceğim ama bunun dışında vatandaşların sahil, hatta çevreye karşı duyarlılığı sizce ne noktada? Çok önem verdiğimiz bir konu.
Bakın şimdi çevre dairesi dendiğinde toplum nezdinde çevre temizliğini, çevre dairesinin yapması gerektiği inancı var. Bir çevre dairesi olarak çevreyi temizlemek bizim görevimiz değil esasında. Çevre dairesinin görevi bu değil. Biz ne yaptık? 2017 yılında çevre dersini müfredata koydum dedik. Sadece 9. sınıflara koyduk. Ne yaptık geçen yıl? Çevre dersini tüm müfredata koyduk. Ve çevre dersinin hazırlığı tamamen biz yaptık. Çevre eğitimin kitabını biz bastık. Müfredata konmasıyla ilgili Eğitim Bakanlığımızda imzalamış olduğumuz bir protokol sonrasında müfredata koyduk. Tampon bölgeleri seçip oradaki öğrencilerimize dersler verdik, eğitim verdik. Hocalarımıza bu dersler ve eğitimleri verdik. Ve çocuklarımızın küçük yaştan üniversite çağına kadar geçen bu sürede çevre dersi eğitimin alınmasını sağladık. Amacımız küçük yaştan çocukları eğitip en azından bu eğitimi alan çocuklarımız büyüklerimizi de şimdiden ikaz etmeleri ki o ikaz edildiklerinin mesajları da zaten bize geliyor. Şimdi bir, biz bunu yaptık. Bunun dışında biz her perşembe günü ada genelinde yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte örnek bir davranış yapıyoruz. Bunun dışında özellikle İskele bölgesindeki kalan yabancı sayısının çok olduğunu biliyoruz. Oradaki yabancılarla birlikte her perşembe günü farklı farklı bölgeler seçip o temizliği de yapıyoruz. Bakın yabancılar, yerleşik olan yabancılar perşembe günleri çevreyi temizliyorlar. Gençlik Federasyonu ile ilgili bir çalışma yaptık. Gençlerime ben çok teşekkür ederim. Her ilçede temizlik etkinlikleri yaptık. Şu anda 3 ay boyunca yaz döneminde tatil. Biz de dedik ki bu tatil döneminde bu gençlerimizle, bu çocuklarımızla, bu sahillerimizin temizliğini nasıl birlikte yapabiliriz? Bu çocuklar, bu gençler günde 2 kez sabah ve akşam temizlik yapıyorlar. İnanın onların görsellerini bizim ortak sayfamız var WhatsApp'ta ve paylaşıyor çocuklar. Gerçekten üzülüyorum. Ya çocuk isyan eder. Allah için olsun diyor. Ben daha sabah temizledim diyor burasını. Sabahın erken saatte, sabahın 5'inde geldim ve temizledim burasını diyor. Aradan diyor daha bir gün geçmedi. Nasılsın, nasıl böyle bir kirlilik yaratırsınız diye çocuk isyan ediyor. Çocuk isyan ediyor. Evet, bu fotoğraflar basına da yansıdı zaten. Yani üzülüyoruz biz bunlara. Yani arkadaşlar bir kere çevre dairesi çevreyi temizlemek diye bir sorumluluğu yok. Çevre dairesi bunu üstleniyor. Gençlerimiz bu sorumluluğu üstleniyor. Ülkede yaşayan yabancılar bu sorumluluğu üstleniyor. Allah için olsun gözünüzü seveyim. Yani bu gençlerimize saygı duyalım. Ve evimize nasıl bakıyorsak, çevremiz de bizim evimiz. Evimize nasıl bakıyorsak, çevremize de aynı şekilde bakalım. Aksi takdirde bu memlekete gelen turistlere baktığımızda ve yapmış olduğumuz araştırmada, ankette tek şikayet konuları çevre kirliliği. Ya yani biz ülkeye daha fazla turist gelmesiyle ilgili. Ülkedeki işte az önce konuştuğumuz girdileri düşürüp netice itibariyle restoran ve oteller veya buna benzer yerlerin rakamlarını aşağıya çekmekle ilgili uğraşırken, ülkeye daha fazla turist gelmesiyle ilgili uğraşırken, çevremizle de ilgili bir şekilde katkı sağlamaya çalışırken, en azından bu çocuklarımıza saygı duyarak çevremize yapılan temizliği bir daha kirletmeyelim. Yani ben soruyorum işte hemen karşı tarafa geçtiğinizde çevre kirliliği görüyor musunuz? Hayır. Niye? Yasak. Burası da yasak. Ve biz son zamanlarda artık gelen
Alo 123'e gelen ihbar sonrasında artık cezai müeyyideyin de uygulandığını ve bunun da artık paylaşıldığını sosyal medya veya da siz değerli basıncılarımız vasıtasıyla da bu basında da bunları paylaşıyoruz. Yani artık birisinin bir çöpü attığında, hatta bir sigara izmaritini bile attığında, ki sigara izmariti çok ama çok tehlikeli, bu yaz dönemlerindeki yangına vesile tabii olur. Bunların cezasını kesiyoruz. Ve bunları da basından da paylaşıyoruz. Bu da böyle bu şekilde devam edecek ve artarak devam edecek. Peki bu konuda yerel yönetimlerle ortak bir işbirliğiniz, bir çalışmanız var mı çevre temizliği ile ilgili? Bakın yani diyorum işte yani bizim görevimiz değil, biz kendimize görev gördük. Evet. Ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleriyle birlikte her perşembe günü bu kampanyaları yapıyor, bu temizlik kampanyasını yapıyoruz. Evet. Her perşembe günü yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle. Kalmadı, yabancılar da katıyoruz aramıza. Kalmadı, Gençlik Federasyonu'yla biz bunu gerçekleştirdik. Yetmedi, şu anda gençlerimizle, çocuklarımızla yapıyoruz bunu. Ve bunu çocuklarımız paylaşıyor kendi sayfalarında da. Evet. Biraz da deniz suyu analiz konusuna girelim istiyorum. Son günlerde basına da yansıdı, analiz sonuçları yansıdı. Yine Sağlık Bakanlığı ile bir işbirliğiniz var bu konuda. Deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi konusunda bir işbirliği protokolü imzalandı. Amacınınsa hem halk sağlığının korunması hem de deniz suyundaki kirliliği önlemekti. Bu protokol kapsamında deniz tahlilleri veya denetimleri ne sıklıkla yapılıyor diye soralım. Bir de tabii geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bu veriler de bazı eleştiriler de vardı imzalı ve mühürlü olmadığı konusunda ve bunun dışında da yine çevre platformu ve sivil toplum örgütlerinin de paydaş olarak kabul edilmediği noktasında da eleştiriler vardı. Bunlarla ilgili de yanıt vermek isterseniz. Şimdi plajlarla ilgili özellikle geçmiş yıllarda yaz dönemlerinde hangi denizlerin temiz olup olmadığıyla ilgili hep şikayetlerimiz vardı. Hepimiz bu şikayetleri yapıyorduk. Biz de dedik ki bu plajları biz nasıl denetleyebiliriz? Bu kirliliğin önüne nasıl geçebiliriz? Dalgıçlarla dalgıçlar denizlere dalıp denizin içerisinde nelerin ne olduğunun çekimini, videosunu çekerek başladık. Akabinde denize deşarjı olan arıtmaların kontrol edilmesini ve bu kontrol edilmesi noktasında sürekli atık su izleme sisteminin kurulması doğdu. Sürekli atık su izleme sistemini hızlı geçiyorum. Sürekli atık su izleme sistemini denize deşarjı olan bütün arıtmalara kurduk. Bütün arıtmalarda şu anda online zaten var, çalışıyor ve görebiliyoruz. Sadece biz çevre dairesi olarak online değil, arıtma sahibi olarak siz de görebiliyorsunuz. Yalnız sizin tayin edeceğiniz herhangi bir teknisyeniniz de görebiliyor. Onun da telefonuna ya da onun da bilgisayarına ya da onun da belirleyeceğiniz sistem neyse o sisteme uyarı gidebiliyor. Dolayısıyla bu uyarılar geldiğinde ne oluyor? O arıtmada doğan herhangi bir arızanın denize deşarjı olmadan giderilmesidir esasında olay. Bunu biz başardık. Peki biz bunu başardıktan sonra dedik ki bu deniz sahillerini yapın. Deniz sahillerini de yaptıktan sonra eğer herkes arıtmasına bakar, denizi kirletmezse ve deniz sahilleri tamam çıkarsa o zaman ödüllendirin ve örnek olsun. Mavi bayrak mıdır? Neyse ödül dünyada kabul edilen, belki mavi bayrak diye adlandırdığımız dünya standartlarında belki de biz bunu burada uygulayamayabiliriz. Dedim ki ya önemli değil, zaten kim gelip yani buraya bize müdahale edecek? Yeri geldiğinde tanımamış ülkedersiniz. Yeri geldiğinde mavi bayrak dediğim zaman bana mı kızacaksınız? Dedik ki yani mavi bayrağı koyun dedik. En azından bir şey olsun. Bu sefer deniz tahlillerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı. Dedik tamam. O zaman Sağlık Bakanlığı ile yapılırsa nasıl yapıldığına bir bakın. Biz de katkı sağlayalım. Biz de katkı sağlayalım noktasında sene sonuna kadar imzaladığımız bir protokoldür esasında. Ama bizim kurmuş olduğumuz sistem
365 gün, yıl 365 gün online izlediğimiz bir sistemdir. Artık şu izleme sistemi. Bu arada o protokol sonrasında dedi ki yani bu tahliller yapılırken siz de katkı koyun. Neticede o tahlil Sağlık Bakanlığı laboratuvarında yapılır. Oradan çıkan sonuçlar paylaşılır. Ama beklemeyin yani 150 noktadan eğer su tahlili alacaksanız 150 noktayı tek tek gezip de alıp hepsini yapıp yaptıktan sonra çıkarıp da net 150 noktayı değil. Alın 150 noktadan peyderpey alın. Aldık sonra da yapın tahlilleri. Tahlil sonuçta çıktık sonra çıkanları paylaşın. Söylediğimiz bu. Çünkü 150 noktadan bu tahlil sonuçlarını alıp 150 noktadan alınan tahlil sonuçları çıkana kadar bir süre geçer. Ama belki o süre içerisinde sizin yerinizden biz o bir kez daha tahlil almamız gerekir. Biz de dedik ki hiç beklemeyip alınsın, alınanlar verilsin, çıkan sonuçlar yayınlansın. Alınsın, verilsin, çıkan yayınlansın, devam edilsin. Belki de o sonuçların tümü çıkmadan sizin yerinizden ikinci bir tahlil daha alınır. Üçüncü bir tahlil daha alınır. Budur esasında sistem. Biz sadece kurmuş olduğumuz bu sürekli artık su izleme sisteminin hayat bulduğunu, yapmış olduğumuz bu ödüllendirme olayına ilgili mavi bayrak adlandırdığımız ödüllendirmeyle ilgili deniz tahlilleri sonucu, tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın da bu tahlil sonuçlarının yaptığını, tahlilleri de yaptığını ve Sağlık Bakanlığı'ndan bu tahlilleri yaptığı bu süre içerisindeki biz bu yıl sürekli artık su izleme sistemini devreye koyduk. Bütünsellik içerisinde bir çalışma isteği olduğundan dolayı Çevre Dairesi ile Sağlık Bakanlığı'nın arasında imzalanmış oldukları protokol ve bu tahlil suları alıp tahlil sonuçlarını da artık Sağlık Bakanlığı laboratuvarına çıktıktan sonraki ortaklaşa yaptıkları bir yayınlama. Olay bu yani. Son dakikalara girdik. Yapmış olduğunuz diğer çalışmaya da değinelim istiyorum hızlıca. Kısa bir değerlendirmenizi alalım. Tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltılmasıyla ilgili bazı çalışmalarınız, denetimleriniz var. Bu denetimler ne sıklıkla yapıyor ve son durum nedir? Yani bunda da üzülüyorum esasında. Biz bu çalışmaları yaparken bazı arkadaşlarımız da kızabilir ki önemli değil. Neticede bizim memleket adına, biz insanımız adına, bir çevremiz adına bunu yapıyoruz. Efendim biz bunu niye yapıyoruz? Güney daha buna geçmedi. Ulan bırakın işte yani Güney geçmediyse ne oldu? Biz Güney'i mi takip edeceğiz geçmek için? Biz geçiyoruz. Güney geçmedi ama Güney'den buraya Kuzey'e getiriyorlar. Biz dedik ki o zaman denetleme yapın. Belli bir süre tanıyın. Çağırdık arkadaşlar. Elinizde stok var mı? Elinizde kaç aylık stok var? 3 aylık, 6 ay sonra uygulansın. Ama 6 ay sonra uygulandığında da artık kontrol edildiğinde ceza. Bu şekilde şu anda Çevre Dairesi ekipleri bütün her tarafı geziyor. Gezdiğimiz yerlerde ikazlarımızı yapıyoruz. Ama ikazlarımız sonrasında da cezalarımızı yazıyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Az önce çevreyle ilgili çok geniş kapsamlı bir yorumumuz, bir sohbetimiz oldu. Bu da o çevreyle ilgilidir esasında yaptığımız. Bu sadece tek kullanımlardan bahsettik. Ama bunun dışında poşet olayımız da var. Poşet olayımızla da ilgili biz karar aldığımızda ve ücretlendirdiğimizde ki şu anda o ücretlendirme de devam etmiyor. Çoğu market bunu yapmıyor. Bu denetimlerimiz de var. Bunu da tespit ettiğimizde bunun da cezası var. Ama meclis açıldığında bu poşetlerle de ilgili küçük bir değişiklik var yasamızda. Onu da yaptıktan sonra ki biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Yıl sonu kendimize bir hedef koyduk, bir tarih koyduk. Yıl sonu itibariyle de artık poşette de o kararı almış olacağız. Hem poşet olayı hem tek kullanımlık olayından da ilgili çalışmalarımız, arkadaşlarımız sürdürüyor. Denetimlerini yapıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Birinci de bu ikazları, ihbarları veriyorlar ama ikinci de cezaları yazıyorlar. Burada da bunu gayet açık bir şekilde de paylaşıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz olduğunuz sorularımızı yanıtladınız. Ben teşekkür ederim. Ada ülkesiyiz. Turizm ülkesiyiz. Turizm
bu ülkenin bütçe açığının %60 üzerini karşılayan, üreticimizin ürettiği bütün ürünlerini tüketen, bunun örneklerini verdik. Ne olur hepimiz, her birimiz birbirimizi birer rehber olarak görelim, ülkeye gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayalım. Konuşacağımız dil turizm olsun. Ama bütün bunları yaparken de ne olur evimizde hareket ettiğimiz gibi sokağa çıktığımızda da aynı şekilde hareket edelim ve çevremizi bize yakışır bir şekilde muhafaza edelim. İnşallah bütün bunlar, bu yoğun çalışmalar olur. Bir taraftan eğitim, bir taraftan etkinlikler. Bu çalışma istediğimiz gibi olur ve Dünya Çevre Günü'nü, yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de sembolik bir gün olarak kutlarız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi de aldık ve programın artık sonuna geldik. Evet, programın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Turizm Bakanı Fikri Atıoğlu'ydu. Kendisiyle gerek 20 Temmuz 50. Yıl Barış Harekatı'nın törenleri ve kutlamalarına dair değerlendirmelerini aldık. Aynı zamanda gerek bakanlığın gerek bakanlığa bağlı dairelerin yapmış olduğu çalışmaları bugün masaya yatırdık. Ve programın sonuna geldik. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde yeni bir konu ve konukla yeniden sizlerle olacağız. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.